yazar, şair, çevirmen, 1976 Katif doğumlu, feminist ve insan hakları savuncusu, aktivist bir şair, kimya eğitimi aldı, halen kimya öğretmeni olarak çalışıyor. Iowa Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık üzerine master ve Harvard Üniversitesi'nde Amerikan modern şiir üzerine çeşitli araştırmalar yaptı, makaleler yazdı. 2000'li yıllardan bu yana yazıyor. Şiir, öykü, deneme ve çevirileri çeşitli dergilerde yer aldı. Ulusal ve uluslararası önemli şiir festivallerine ve kitap fuarlarına katıldı. Bir roman ve çeşitli dillerde basılmış 9 şiir kitabı var. Çocuk kitabı üzerine yayıma hazırladığı kitapları baskı aşamasında. Hala lisede kimya öğretmeni çalışıyor, evli ve çocuğu var. Welcome back. How are you? What do you think about Istanbul? I came to Istanbul for 1 month. Bir ay önce geldim. With my family and my kids. Daha ben Türkiye'ye bir ay evvel karısı ve üç çocuğuyla birlikte geldim. But I see a different Istanbul now. Ama gerçek ben İstanbul'u şimdi gördüm diyor. I told my family that I was a tourist. I wanted to explore places last time, and this time I want to explore the people. Şimdi geçen bir ay evvel geldiğinde sadece turist olarak gezmiş, turistik bölgeleri görmüş. Ama şimdi diyor gerçek İstanbul'u gördüm, gerçek İstanbulluyu tanıdım diyor. It was a gamble for me. Bu benim için bir kumar. And I'm happy that I did because I find such great people, such a great poet. Yani bir kumar oynadım ama geldiğim için çok memnunum diyor. Burada bu insanlarla karşılaştığım, tanıştığım için çok memnunum diyor. So I love both of Istanbul's, the one I visited before as a tourist, but I love more this Istanbul that I meet you guys and meet Hilal. Evet, bu gerçek İstanbul daha çok sevmiş. So I can talk about the topic of the bio. Okay. So I am going to talk about Mahmud Darwish, but it is the title of the top play, the sense of place. I will explain. Yeah, I will explain. So, I want to talk about, before I read, the Thermophilia of Exile. Actually, because I was meeting, I made 4 pages of it, but I don't understand. What is Thermophilia of Exile? It's Exile. Exile. When you are out of your territory, Thermophilia is a sense of place. I will explain. Is it a medium? No. Just an idiom. Yeah, you know, sense of place that you are. I will explain it. Just say it for a bit. The name is called it. It's not a. Okay, who wants? Yeah. So, I want to speak about something about Mahmud Darwish and how he is smart and resistant. And in order to say that, I should speak about something we call it Thermophilia. Thermophilia is a huge sense of a place. It is something like disease, because when you are out of your country, you will feel nostalgia for your country, and you will feel sad, but you don't know how you will go when that feeling is going out of you, and why it comes. It just comes like this. Okay, go on, because I cannot understand anything now. Siz anlayabildiniz mi? Bir şeyden bahsediyor. Mahmut Darwish bir şey söylüyor ama bir tanım söylüyor. O sonra memleket özleme gibi, homesick. Yes, like homesick. Homesick means it's like you're missing your friend, your family, your kids, your people. Can you write me? Homesick. Şey diyor. Homesick. Homesick. I understand. Okay. But what is topophilia? Yeah. It's hired. It is a hired. Can you write me? Much more closer feeling than homesick. It is again missing. I will send it to you. Anyway. Tropophilia.
It's a syndrome. Yeah. It's a syndrome. Yeah. It's a syndrome. You can simply maybe put it as a homesickness syndrome. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So, it's a problem of missing your psychology. Okay. So when you have allergy, or for example, let us say when you went to another city, you will remember your city. You will get haunted by your city. So when you arrive in the other country, somehow your city will come to you. Trypophilia, it is not just your city will come to you. Your favorite places, the one you love, everybody will haunt you and be in the poems that you write in another city. Okay. İşte Mahmut Derviş'ten bahsetmek istiyor. Mahmut Derviş üzerine konuşurken özellikle trypophilia excelsa diye o tanımı anlatmak istedi. Zaten orada koptum ben de acaba tam olarak ne demek istiyor diye. Mahmut Derviş'in şiirindeki Filistin özleminden ve bunun psikolojisinden yarattığı etkilerden bahsetmek istemiş. Aslında sadece o şehir değil, o şehirde yaşayan her şey, o şehirdeki bütün alışkanlıkları, işte sevdikleri, insanların ona değen bütün her şeyi, sokakların ona değen her şeyi, her şekliyle Mahmut Derviş'in o özlemini bahsediyor. Yalnız tropofilyanın bir özelliği daha var. Tropofilya. 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 Bir özelliği daha var. O da bir daha aynı yere geri dönemeyeceğini bilmek. Geri dönemeyeceğini bilmek. Bir daha dönemeyeceğini. Evet. So, when you go out of your country, we have a little bit of tropofilya in every poet, I guess. You know that you will go back, but somehow for refugees, like for Syrian poets or Mahmud Darwish, you are not sure. You may lose your home, your loved one are killed, and that is why the sense of place or the homesick is getting higher, because you don't have, you cannot go back to what you left. And the only way to keep this, to resist that thought, is to write it in the poem. Okay. Şimdi bir şehri terk ettiğim vakit, yani bir ülkeyi terk ettiğim vakit, geriye döndüğünde onun aynı terk ettiğin şeyi bulamayacağını biliyorsun. Ve bundan dolayı da bu mülteci şairler için, Mahmut Derviş ve diğerler için bu duygudan kurtulmanın, arınmanın veyahut bu duyguyu aşabilmenin tek çaresi yazmak. And first of all, in the crisis, you will speak directly to the enemy in your poems. You will just attack the enemy directly. Önce düşmana direkt saldıran şiirler yazıyorlar. Yani direkt şiirler. Çünkü o öfkeyi bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Kelimeleri dökmeye çalışıyorlar. But then you realize that this crisis is bigger than you only. And you want this crisis, you want this crisis to be immortal. And you want to give awareness by indirect way. And in where to resist, you must prove that you own this place. İkinci, aslında sonradan fark ediyorlar ki kriz çok daha büyük. Ve ikinci şekle dönüşmek zorunda yazım şekli. Yani indirekt şekilde yazmak zorundalar. Çünkü eğer direkt olarak yazarlarsa ölümcül olabiliyor. So in the new poetry book of Mahmud Darwish, it is not direct, but if you look inside it, you will see the name of the cities, the culture of Palestinian, and you understand this guy is from Palestine, and I will tell you later why. Yani Mahmut Derviş'in son kitaplarına baktığımızda düşmana direkt saldıran tarzdan eser yok. Çok daha indirek şekilde yazıyor ama yine de onun o Filistin sokaklarında dolaştığı, o cümleleri, sözcükleri kullandığını görüyorsunuz. Because Israeli poets are talking about Palestine like they own it, and they didn't mention Palestine's people like they are not exist. İsrailli şairler maalesef sanki hiç Filistin yokmuş gibi, Filistinli şairler yokmuş gibi davranıyorlar. So,
So I think Mahmud Darwish was smart to resist by art, by making his poem perfect and more beautiful. And when you read his poem, you think this is a place that I want to go, because this is a guy who is selling or making advertising in for his bliss, and but in even in his love poems or a poem he is talking about death. Yani Mahmud Derviş çok akıllı bir adam. Kesinlikle çok akıllı, çok zeki bir insan ve o bu haksızlığa karşı sanatla duruyor, sözleriyle duruyor. Ama nasıl? Sözcüklerini çok daha güzel seçmeye başlıyor. Çok daha güçlü imgeler kuruyor ve yazdığı aşk şiirlerinde bile büyük bir şey var. Güzellik ve estetik var. Ve onu okuduğunuzda sanki bir kutsamayla karşı karşıya kalmışsınız gibi hissediyorsunuz. İşte bu diyorsun. İşte bu, şiir bu. And that is, I have a theory called 7531. And we are not going to talk about this theory, but it is sometimes resistance is by writing beautiful and perfect poem. Even the Israeli poets respected and translated into Hebrew. Mahmud Darwish resist the conflict by writing beautiful poems and great poems that even Israeli poets respect and translate. Mahmud Darwish o kadar aşmış ki ya, o kadar güzel şeyler yazıyor ki İsrailli şairler bile onu İbranice'ye çevirmiştir. And that is ona karşı koyamamışlardı. The non-violence resistance which make difference. İşte yani Mahmud Derviş'in farkı Ali abi, şiddet içermeyen. Aynı Gandhi gibi. Gandhi'nin tarzında. Evet. Şiddet içermeyen bir dilde yazması ve bu şekilde acıyı ifade etmesi. Bir direniş. And that is what you were referring for Gandhi, and that is what we call the Satyagraha in from India, from Gandhi. That is what Nelson Mandela did, and that is what Mahmud Darwish did, and that is what we do even for feminism, or for refugees, or for the minority, because this what will be immortal and will be respected even from your enemy. Bu şiddet içermeyen cümleleri ve kelimeleri kullanarak yazacağımız güzel şeyler, güzel şiirler, güzel yazılar bizim için bir savunma yöntemi olacak. Bizim için bir karşı duruş, şiddete karşı, savaşa karşı karşı duruş yöntemi olacak. Tıpkı Nelson Mandela gibi, tıpkı Hindi Gandhi gibi. You said another poet. No, Gandhi, Nelson Mandela, and say we will, we do. Yes, you said Gandhi.